Efendim. Efendim iyi akşamlar. Yine bir Boğaziçi akşamında beraberiz. Tarih 16 Eylül 2024 Pazartesi. Bu akşam sevgili emekli deniz kıdemli albay Mümin Kır ile beraberiz. Mümin albayım buyurun efendim, söz sizdedir. Sağ olun. Levent Başkanım, ben müsaadenizle programı birkaç yansıyla da desteklemek istiyorum. Ekran Hemen paylaşımı yapacağım. sizi ortak oturum sahibi yapacağım. Bir saniye. Tabii önce bunu kaldırmam lazım diyorum. Bir dakika. Buyurun. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Sanıyorum geldi değil mi? Evet, görüyoruz efendim. Evet. Bir alayım şöyle. Bunu göreyim. Evet. Ne mi oldu? Ne deniyordu buna ya? İnternet ne? Mobilin Sesim ne? geliyor mu Levent Başkanım? Evet, duyuyoruz efendim. Tamam. Efendim, başta kıymetli hanımefendiler olmak üzere saygın büyüklerim ve tüm katılımcılara en içten dileklerimle saygılarımı sunuyorum. Bugün konuşacağımız şey aslında bu platformda bulunanların hiçbirinin yabancı olmadığı, bilakis bu konuda özellikle gerek kurumsal gerek kişisel anlamda üstün gayretleri olan nitelikli bir grup. Dolayısıyla benim bu akşam ifade edeceklerim sizlere yönelik bir bilgilendirmeden çok bu programı çekildikten sonra YouTube'da işte Boğaziçi Deniz Kültürü Platformu'nun YouTube videoları yayınlandığında herhangi bir vatandaşımız gördüğünde denize olan merakı var ise onları gidermek, aslında bu grubun dışındakileri aydınlatmak veya onları teşvik etmek üzere hazırlanmış bir metindir. Dolayısıyla temel bilgiler içeriyor. Hani ya işte Mümin Bey niye bunları bize anlattı? Biz zaten biliyoruz derseniz haklısınız, ama bizim hedefimiz gerek Boğaziçi platformu gerek Mavi Vatan ve gönlünü denize vermiş olanların en büyük şeyi birbirimize ulaşmaktan ziyade herkese ulaşmayı hedeflemek. Dolayısıyla bu naçizane program ve bu paylaşım bu minvalde hazırlanmıştır. Bunu takdirlerinize sunmak istiyorum. Efendim, ben deniz konusu bizim gibi ülkelerde maalesef genelde yazın işte birkaç gün gidilen, çoluk çocuk girilen, biraz da eğlenilen, işte efendime söyleyeyim bir de konu komşuya anlatılan bir mefhumdur bize deniz olayı. Genel olarak söylüyorum. Aslında deniz nasıl bir anlam ifade ettiğini denizin temel anlamda çok açıklamak isterim. O da şöyle başlamak istiyorum. Hani genelde böyle anlatılır ya, İsa'dan önceye kadar, yok ben İsa'dan da öncesine gidip yaşamın başlangıcından itibaren denizi anlatmak istiyorum. Dolayısıyla bugün gerçekten baktığımızda denizler yaşamın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Herkes veya insanlık, tabii yaşamını, insan denen varlık yaşamını karada sürdürdüğü için
Yaşamın başlangıcını ve yaşamla ilgili her şeyi de karada zannedip karada algılıyor. Aslında öyle değil. Tabii ki yani yaşamın dünya üzerinde nerede ortaya çıktığı sorusu kesin olarak cevaplandırılamasa da farklı hipotezlerde öne çıkan yerler arasında okyanus diplerindeki hidrotermal bacalar ve bu bacaların çevreleri ve volkanların çevrelerindeki ufak su birikintileri olduğu düşünülüyor. Yaygın olarak kabul edilen fikir ise yaşamın sularda ortaya çıktığıdır. Çünkü uzmanlara göre ilkel dünya atmosferinde henüz ozon tabakası bulunmadığından güneşten gelen yüksek enerjili ışınların canlılığın atmosferde oluşmasını büyük ihtimalle engelleyecek oluşudur, diyor uzmanlar. Dolayısıyla denizlerin hayatımızda böyle, daha doğrusu yaşamın başlangıcında böyle bir yeri var. Baktığımızda yaşamın varlığı üzerine en eski kanıtlar 3,77 ile 4,28 milyar yıl arasında değişiyor. En erken tahminlere göre de 4,5 milyar yıl önce okyanusların oluşmasından kısa bir süre sonra da yaşamın ortaya çıkmış olduğudur. Çoğu yaşam formunun başlangıçta deniz habitatlarında evrimleştiği neredeyse artık bütün bilim adamlarınca kabul edilmektedir. Onun için diğer bir yaklaşım da hacim bakımından da okyanuslar, şu anda okyanuslar gezegendeki yaşam alanının yaklaşık %90'ıdır. Evet, üçte ikisi sudur, işte üçte biri karadır ama yaşam formasyonu olarak baktığınız zaman okyanuslar bu yaşam alanı hacminin %90'ını oluşturmaktadır. Bugün denizlerde 200 binden fazla deniz canlısı türü belgelenmiş. Fakat tahmini olarak 2 milyon deniz türü de henüz kayıt dışıdır. Yani canlıların çok önemli bir çoğunluğu denizlerde yaşamaktadır. Ve hatta yani spesifik bir örnek olsun diye arz ediyorum. Bugün dünyada bulunan bütün canlıların en büyüğü de denizlerde yaşamaktadır. Bu da hepimizin bildiği gibi boyu 33 metre, ağırlığı 150 tona yaklaşan mavi balinadır. Dolayısıyla baktığımız zaman böyle bir hareket noktasından ben ilerlemek istedim. O bildiğimiz teknik kısımlara zaten geleceğiz. Ama denizler yaşamın başlangıcını oluşturmuştur. Bunu hiçbir zaman unutmamamız ve denizlere bu mantıkla, bu yaklaşımla, bu anlayışla yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve diğer yandan mavi gezegenin, ki bakın gezegenin ismi bile mavi gezegen. Yani coğrafi üstünlük olarak da bu mavi ismini veren coğrafi üstünlük yansıda görüyorsunuz neden? Evet. Mavi ismini almasının sebebi bu coğrafi üstünlüktür. Şekilde yansıda görüldüğü gibi. Çünkü alanların üçte ikisi sularla kaplıdır. Az önce arz ettiğim gibi, efendime söyleyeyim, üçte biri karalarla kaplıdır. Bu da %71'e %29'luk bir alana intisap etmektedir. Dolayısıyla biz denizcilik derken aslında denizcilik dediğimiz zaman, denizcileşme dediğimiz zaman alanın büyüğüne talip olduğumuzu da gösteriyoruz. Canlıların en çok olduğu yere talip olduğumuzu gösteriyoruz ve hatta biraz sonra geleceğiz.
karaları besleyen yere talip olduğumuzu gösteriyoruz. Denizler çok anlamlı, hem bilimsel olarak hem tarihsel olarak hem de biyolojik olarak çok anlamlı yerlerdir. Tekrar altını çiziyorum. Sadece sigara izmaritini attığımız, tekneyle üstünde balık tuttuğumuz, çoluk çocuğumuzu denize götürüp hatta orada tuvaletlerini bile yaptırdığımız yerler değildir. Bu nedenle ben yaşamın başlangıcından aldım konuyu. Ve yine çok çok önemli bence. Sizler de katılırsınız sanıyorum. Yerkürede bulunan suyun %97,5'u tuzlu sulardan oluşmakta. Geriye kalan %2,5 oranındaki tatlı suyun büyük bir kısmı kutuplarda zaten. Buzul ve çok derin jeolojik tabakalarda yeraltı suyu olarak bulunmakta. Bizlerin yani insanoğlunun ulaşabildiği temiz su kaynakları nerede? İşte göllerde, rezervuarlarda yani barajlarda filan, nehirlerde, derelerde bulunmakta olup bizim ulaşabildiğimiz tatlı su miktarı toplam yerküredeki tatlı su potansiyelinin binde 10'u ne oluşturuyor ancak. Dolayısıyla su kütlesinin de çok çok önemli bir kısmı hala bugün nerede? Okyanuslarda ve denizlerde. Dolayısıyla o okyanusları, o denizleri kirletenler aslında neyi kirlettiklerini bir kere daha düşünmeli ve gözden geçirmeliler. Bütün bunlardan sonra peki biz neredeyiz? Şimdi desek ki bize ilkokulda hepimize öğrettiler. Dediler ki efendim işte Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım adadır. Hepimiz bunu ilkokulda öğrendik. Yazılıda sordular, yazdık. Ondan sonra da geçtik. Ama ben tabii herkesi de şey yapmayayım. Ama hepimiz biliyoruz ki bu Türk halkı tarafından içselleştirilememiş bir kavramdır. Yani Türk halkının çok önemli bir bölümü ki %90 diyebilirim ben buna. Üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu bilir ama denizlerle çevrili bir yarımadada yaşadığının farkında bile değildir. Farkında olanlar işte bizim gibi profesyonel ve amatör denizcilikle uğraşanlarla geçimini denizden sağlayanlar. Halbuki nedir? Türkiye ana karası üç tarafı denizlerle çevrili bir deniz ülkesidir. Dolayısıyla tabii şimdi okullarımızda ne öğretiliyor, ne öğretilmiyor, o ayrı bir tartışma konusu, hiç oralara girmeyelim. Önemli olan bunların daha ilkokul seviyesinde bir deniz ülkesinde çocuklarımızın yaşadığını anlatmak ve onların içselleştirmesini sağlamamız lazım. Ben denizci olacağım deyip denizci olunamıyor. Ben denizcileşeceğim deyip de denizcileşilemiyor. Dolayısıyla bu da çok önemli bir baktığımız zaman yani zaten görseller bize jeostratejik ve jeopolitik önemi gösteriyor ama netice itibarıyla rakamlar da efendim sadece görseller değil mantıki rakamlar da bize bunu veriyor. Bakın yani Türkiye'nin bugün kara sınırları uzunluğu 785.500 kilometre kare olan ana vatanımızın kara sınırlarının uzunluğu 2.753 kilometre, adalar hariç kıyı uzunluğu 8.333 kilometredir. 780.500 kilometre kare bir alana sahip olan ana kıtamızın
özür dilerim, ana yurdumuzun kara sınırlarının uzunluğu 2753 kilometre. Fakat adalar hariç kıyı uzunluğu 8333 kilometredir. Yani iç deniz olan Marmara Denizi hariç Karadeniz'de 1700 kilometre, Ege'de adalar dışında 2800 kilometre, Akdeniz'de ise 1577 kilometre uzunluğunda sahil şeridimiz var. Bu bize ne gösteriyor? Aslında bakın, görsellerdeki görünüm coğrafi, jeostratejik ve jeopolitik konumların dışında aslında rakamlar da bize aynı şeyi işaret ediyor. Dolayısıyla bizim ulusal ve uluslararası alandaki çıkar ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik olarak milli stratejimizin de bu yönde geliştirilmesini gösteriyor ve işaret ediyor. Yani bu denizcileşme meselesi bazı kesimler tarafından hep şöyle, bizim duygusal düşüncelerimizi ilettiğimiz veya ne bileyim bu yönde bir ön alma gibi bir, hayır, bizim öyle bir şeyimiz yok. Bakın, bilim ve bilimin birçok dalı bugün Türkiye Cumhuriyeti stratejisinin denizcileşme stratejisi olması gerektiğini gösteriyor. İşte sayılar, rakamlar, görüntü hepsi ortada. Bunun dışında ısrar etme beyhude. Dolayısıyla efendim, aman Mümin Bey, işte böyle olmasa da yaşıyor mu? Tabii ki yaşayabiliriz. Yaşarız. Bir kapalı kafesin içinde yaşayabiliriz. Ama bundan hiçbir zaman şöyle bir beklenti olamaz. Olmamıştır. Tarihte de olmamıştır. Medeni, müreffeh ve gelişmiş bir ülke olmayı kimse bekleyemez. Bugün denizlere açılmamış ülkelerin hiçbiri bu saydıklarımın neredeyse tamamından yoksundur. Onun için biz gelişmek ve her yönden müreffeh bir ülke olmak istiyorsak milli güç unsurlarımızı denizcilik gücümüzün gelişmesi üzerinde yoğunlaştırmalıyız. Evet, yine geliyoruz. Efendim, nedir bu milli güç unsurları, milli strateji? Bir milli strateji, milli güç, milli hedef ve milli menfaatlerden oluşur. Malumunuz, hepiniz bunu zaten biliyorsunuz. Biz bir ülke milli güç unsurlarını, milli güç unsurlarını en baştakini ne kadar koordineli ve verimli kullanırsa milli hedef ve milli menfaatlerine, dolayısıyla hedeflerine ulaştıktan sonra milli menfaatlerine de o kadar çabuk ulaşır ve onları korumakta daha yetkin ve etkin olur. Nedir bizim bu milli güç dediklerimiz? Efendim, milli güç, İşte az önce de arz ettiğim gibi devletin milli menfaatlerini, ulusal çıkarlarını sağlamak ve milli hedeflerine ulaşmak için dayanabileceği maddi ve manevi unsurların tamamıdır. Maddi ve manevi unsurların tamamıdır ki bunları ana başlıklarla bakacak, hatırlayacak olursak, daha doğrusu hepimiz bildiğimiz için hatırlayacak olursak, İşte siyasi, askeri, ekonomik, aslında çok şeysiz söyledim. Tekrar alıyorum. Siyasi güç. Ne kadar önemli? Siyasi güç. Askeri güç. Yani lütfen hepinizin bunları ben şey yaparken, arz ederken sizlere şöyle bir döndürmenizi istiyorum aklınızda. Siyasi güç, askeri güç, ekonomik güç, ekonomik güç, demografik güç, coğrafi güç, Allah'tan Allah vergisi, teknolojik ve bilimsel güç, sosyokültürel güç, psikososyal güç.
Neden bunu bu arz ettiğimi istirham ettim? Şöyle bir döndürün efendim kafanızda diye. Çünkü düşman işte sizin bu unsurlarınıza saldırıyor ve saldırır. Top tüfek kısmı bir mücadelenin, askeri mücadelenin bile en son kısmıdır, en yıkıcı kısmıdır. Ama düşman milli güç unsurlarınıza saldırır. Bunu barış zamanında yapın. Özellikle. Savaş zamanı çok kısadır. Barış zamanı daha uzundur. Siyasi gücünüze saldırır, onu allak bullak eder. Askeri gücünüze saldırır, onu allak bullak etmeye çalışır. Ekonomik gücünüzü darmadağın etmek ister. Hani şimdi bir dış güçler hikayesi var ya, biz her seferinde dış güçler filan. Efendim dış güçler 10 bin yıldır var. Dış güçlerin görevi de işte bu güç unsurlarına saldırmaktır zaten. Yani bunda bir anormallik yoktur. Buna şaşırmak buna şaşırmak şaşkınlık vericidir. Demografik güç. Niye bağırıyoruz? Demografik yapımız bozuluyor, şu oluyor, bu oluyor falan filan. Çünkü bir milli güç unsurunun en önemli temellerinden bir tanesidir. İşte coğrafi gücümüz. Ayakta tutmaya çalışıyoruz. Teknolojik ve bilimsel güç. Bir şeyler dünyanın nerede olduğu, bizim nerede olduğumuzu düşünün. Kültürel yapımızın bozulmaya nasıl bir taarruz altında olduğunu. Ve ne diyoruz? Psikososyal güç. Herkes hoşgörüsüz, çekimser, birbiriyle itişip kakışan bir toplum. Dolayısıyla bunu güncele vurduğumuz zaman bunlar özellikle böyle ifade ediyorum ki sadece akademik terimler olarak geçmesin. Bunlar biziz, hayatımız, kendimiz. İşte biz buyuz. Türkiye bu. Bunlarla ya var oluruz ya yok oluruz. Dolayısıyla milli güç dediğimiz şey aslında her şeyimizde biziz. Onun için bu milli güç unsurlarının üzerinde özellikle durdum. He. Peki nereye geliyoruz oradan? Denizcilik gücüne. Denizcilik gücü bir ülkenin sahip olduğu denizcilikle ilgili. Çünkü bütün bu saydığım 6, 8 tane milli güç unsurunun altında da çeşitli güç unsurları vardır. İşte onlardan bir tanesi de bizim ekonomik, siyasi, askeri, efendime söyleyeyim, psikolojik, sosyokültürel bütün alanları ilgilendiren güçlerden bir tanesidir. Her şeyi ilgilendirir. Dolayısıyla denizcilik gücü burada bizim karşımıza çıkıyor. O da neydi? Bir ülkenin sahip olduğu denizcilikle ilgili. Bakın efendim tekrar söylüyorum, denizcilik gücü. Deniz kuvvetinden bahsetmiyorum. Deniz kuvveti denizcilik gücünün sadece bir parçası. Donanması işte deniz kuvveti dediğim. Sivil ticaret filosu. Tersaneleri. Balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili endüstriyel ve ticari bütün faaliyetleri. Turizmi. Ve Türk toplumunun o toplumun veya gelişimini sağlayan denizciliğinden tutun da denizcilikle ilgili yarışmalara kadar bütün bu faaliyetleri içeren güç unsurlarıyla bunun dışında ticari faaliyetleri ve ulusal güç kapasitesinin vazgeçilmez iki faktörü olan askeri ve ekonomik kudretin denizlerdeki boyutunu temsil eden bir de deniz gücü dediğimiz güç var. Bu da işte ulusların deniz alanlarındaki askeri ve ekonomik menfaatlerin korunması ve bu yöndeki gücünün ulusal ve küresel çıkarlarını temsil etme yeteneğidir. Yani biz denizcilik gücü dediğimizde efendim balıkçılıktan donanmaya, oradan ticaret filomuza kadar, oradan denizciliğinden denizcilik turizmine kadar
bütün denizle ilgili bütün sosyal ve kültürel alanları da içerecek şekilde alırken, deniz gücü dediğimizde ise bu alan biraz daha kapanıyor. İşte donanma, ticaret filomuz, efendime söyleyeyim, tersanelerimiz gibi daha başat alanlara, yani bizim küresel alandaki varlığımızı gösteren ve mücadelemizi sağlayan alanlara kayıyoruz. Bu nedenle artık şöyle bakılıyor, tarihte de öyleydi. Biz yeni yeni, birazdan zaten neden bu başlığı koyduğumuzu da geleceğiz oraya. Tarihte böyleydi. Biz 15-16. yüzyılda bu güç unsurunun ne anlama geldiğini öğrendik. Ondan sonra tekrar unuttuk, gittik. Dolayısıyla uluslar arasındaki, uluslararası küresel anlamdaki rollerini tarihte de bugün de ülkeler denizcilik gücüyle belirliyorlar efendim. Tarihte de derseniz işte başlıyoruz Portekizlilerden, İspanyollardan. İşte sömürgeciliğin tarihi de aynı şekilde onlarla başlar. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra Fransa, en son yüzyıl İngiltere ve bugün Amerika Birleşik Devletleri. Deniz gücü, denizcilik gücü kuvvetli olan ülkeler tarihin her döneminde dünyaya hükmetmişler ve dolayısıyla kıtalara da hükmetmişler. Oralara da birazdan zaten geleceğiz. Bir de hazır yeri gelmişken maalesef bazen, maalesef derken aslında uzun zamandır gündemde olması çok iyi bir şey. Ama maalesef zaman zaman yanlış yorumlara sebebiyet veriyor ya da siyasetçilerin kendi aralarındaki lüzumsuz çekişmeler nedeniyle zaman zaman yanlış ifade edilse de bir mavi vatan kavramı var uzun süredir hayatımızda ki mavi vatanın askeri, ekonomik ve siyasi kazanımları bir tarafa, bence ve denizi seven, denizcilik konusunda biraz kafa yoran herkes şu konudan çok memnun ki mavi vatan Türkiye'de, Türk milletinde, Türk ulusunda bir farkındalık yaratmıştır. Çok geç de olsa bir farkındalık yaratmıştır. Az önce konunun en başında arz etmeye çalıştığım gibi bir kara parçası üzerinde değil, aslında bir deniz ülkesinin üzerinde yaşamının sürdüğünün farkına vardırmıştır ki bu hakikaten, inanın bana, birçok silahtan, toptan, gemiden, tüfekten çok önemlidir. Bir milletin anlayışı, bir milletin farkındalığı, bir ulusun farkındalığı bütün silahlardan daha güçlüdür. Nereden söylüyorum? Milli mücadele. Dolayısıyla farkındalık ve bilinç bir toplumun en büyük silahıdır, en büyük gücüdür. Dolayısıyla mavi vatan kavramı bizim asil büyük ulusumuzda böyle bir farkındalık yaratmıştır. Tabii ki askeri, ekonomik ve ticari kısımları da vardır. Neydi mavi vatan dediğimiz şey? Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğünüz gibi Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanları. Deniz yetki alanları dediğimizde karasularımız, kıta sahanlığımız, münhasır ekonomik bölgemiz, bütün bu alanları kapsayan, yani bizim yetkimiz içinde olan alanlardan bahsediyoruz. Ve bu doktrinin ismi de Mavi Vatan doktrinidir. Malumunuz basından öğrendik, işte bu Avrupa Birliği meselelerinde ortaya çıktı. 2003 yılında yayınlanan son derece hadsiz bir harita. Her ne kadar çalışma efendim bunu kafaya takacak bir şey yok falan dense de bana göre
ve toplumumuzun önemli bir kısmına göre de hadsiz bir harita, Sevilla haritası olarak yayınlandı. Ve bakın 2003 yılından bahsediyorum. 2003 yılında başta Deniz Kuvvetleri olmak üzere çok büyük bir reaksiyon geliştirildi. Maalesef 2008-2009 yılından itibaren o hiç hatırlamak bile istemediğimiz acı yıllar, Deniz Kuvvetleri'nin 2008-2009'dan sonra Balyoz Ergenekon vesaire gibi kumpas davalarıyla elimine edilip işte düşmanın bugünkü durumuna gelişi. Dolayısıyla Mavi Vatan doktrini bu Sevilla haritasına karşı geliştirilmiş bir doktrindir. Çünkü bu haritaya dayanarak özellikle hani biliyoruz işte bizim Orta Doğu dediğimiz bölgede yıllardan beri olan petrol ve doğalgaz hazinelerinin aslında Doğu Akdeniz'de de çok önemli yataklarının olduğu ve bunların tespit edildikten sonra Doğu Akdeniz'in öneminin arttığı bir süreç yaşadık. Ve gelin görün ki bu tesadüf, bu yine burada hayattan bir şey birleştirmenizi çok rica ediyorum. Balyoz Ergenekon davalarında başladığı bir süreçtir bu süreç. İşte Sevilla haritası bakın. Eğer bu harita uygulansa idi, uygulanabilseydi bir oldu bittiyle, yani biz buna askerlikte dolaylı tutum stratejisi diyoruz. Oradan o, buradan bu. Efendim vallahi öyle değil, billahi öyle değil ama ondan sonra düştüğünüz durum bu oluyor. Dolayısıyla bugün tahminlere göre neyin peşinde koşulduğunu söylemek için bir örnek, kısa bir örnek veriyorum müsaadenizle. Bugünkü tahminlere göre Doğu Akdeniz'deki yaklaşık olarak toplam değeri 1,5 trilyon dolarlık ve Türkiye'ye 500 yıl yetebileceği değerlendirilen bir enerji kaynağından bahsediyoruz. Ha bunun yanında Kıbrıs Adası çevresinde tahmin edilen 8 milyar varil petrolden, 400 milyar dolarlık petrolden falan hiç girmiyoruz bile. Onları söylemeye bile gerek. Yani sadece şu örnekler 1,5 trilyon dolarlık ve Türkiye'ye 500 yıl yetebileceği değerlendirilen Doğu Akdeniz için söylüyorum. Hidrokarbon rezervi bile Mavi Vatan doktrininin küresel anlamda askeri, siyasi ve ticari ve toplumsal alanda ne kadar önemli bir doktrin olduğunun çok sadece bir örneğidir. Tabii bugün Ege'si, Akdeniz'i falan oralara çok vaktinizi almamak için çok girmiyor. Temel anlamda gidiyoruz hep. Yani Mavi Vatan dediğimiz doktrin, Mavi Vatan farkındalığı aslında Cem Gürdeniz Amiralim'in de söylediği gibi 21. yüzyılda Türkiye'nin vazgeçilmez jeopolitik yönelişidir. Cem Amiral bunu ben çok bu tanımı çok severim. Mavi Vatan 21. yüzyılda Türkiye'nin vazgeçilmez jeopolitik yönelişidir. Zaten ya bu yönelişi gerçekleştireceğiz ya da bir daha ki öyle bir şey olamaz. Tabii ki gerçekleştireceğiz. Aksini düşünmek istemiyorum. Evet. Şimdi bütün bu temel tanımlar, efendime söyleyeyim, temel anlayış, daha doğrusu temel tanımlar değil de temel anlayışı ortaya koymak istememin sebebi işte buraya gelmekti. Hepimizin bildiği tarihin, belki tarihlerin müstesna insanlarından bir tanesi 1 Kasım 1937 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşmasında büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk
her zamanki gibi. Müthiş. Denizciliği Türk'ün milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ü hepimiz biliriz. Bilmeyen yok. Hiç boş konuşmadığını da biliriz. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir adam, bir insan, bir önder, milli mücadeleyi gerçekleştirmiş bir önder. Niçin denizciliği ki Karacık kafasıyla oluşmuş bir toplum genel olarak hani tarihten de öyle derler ya, bir anda Türk'ün milli ülküsünü denizcilik olarak belirliyor. Yani bu kelimenin ifade ettiği muhteşemlik ayrı bir şey. Fakat Atatürk'ün kendisini de gösteren muhteşem bir cümle bu. Milli ülkü. İki. Arkadaşlar bunu milli ülke olarak şey yapın. İleride öyle filan. Bak ne diyor? Ne diyor? Onu az zamanda başarmalıyız diyor Mustafa Kemal Atatürk. Neden diyor? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk hepimizin bildiği gibi yine tarihi toplumları, sosyolojiyi, devletleri çok iyi bilen bir lider. Milli mücadeleyi kazanmamızın sebebi de budur zaten. Tabii ki bir halkın iradesi vardır ama önderlik bu ilkeler etrafında tarihi bilmesi, ülkeleri bilmesi, sosyolojiyi bilmesi, devletleri bilmesi, kültürleri bilmesi sayesinde olmuştur. O bilir 16. yüzyıldan beri kimlerin dünyaya hükmettiğini, 17. yüzyılda kimlerin dünyaya hükmettiğini, Çanakkale'de etrafını saran armadanın nasıl bir armada olduğunu, adamların denizden geldiğini görmedi mi Atatürk? Dolayısıyla Mustafa Kemal böyle bir lider. İşte bu muhteşem, muhteşem veciz söz hakikaten bir ilke olarak benimsenmeli idi ki birçok da benimseyen var. Ama Türkiye bu konuda ben açık söylüyorum çok geri, çok vakit kaybetmiştir. Denizciliği, ha bu efendim bu kötü niyetli olarak söylemiyorum. Bu bir algılama, bu bir anlama. İşte siyasi konjonktürünüzü yıllara sari olarak getirdiği hususlar olabilir. Ama şu var, bir şeyi kabul edelim. Türkiye denizcilik konusunda çok geç kalmıştır. Gecikmiştir. 8.333 kilometre, yani kıyı sınırlarından 3 kat daha fazla deniz sınırı olan bir ülkenin şimdiye kadar çok daha ilerilerde olması lazım. Dolayısıyla bu programa kıymetli vakitlerinizi ayırıp bu programa beni dinlemeye gelmenizi gerektiren programın ismini de bu. Biz zaten Türk'ün büyük ülküsü diye onun için. Yoksa başka bir günlük cari şeyde kullanılan ülkücülüklerden falan şeyimiz yok. Dolayısıyla bakın aslında Mustafa Kemal Atatürk, büyük liderimiz, ölümsüz liderimiz, denizcilik Türk'ün büyük ülküsü olmalıdır derken ben de bu soruyu sordum. Yani düşündüm, neden bunu demiş? Hepimizin düşündüğü gibi düşündüm. Bakıyorsunuz işte bir dönem Akdeniz'i Osmanlı Denizi'ne çeviren, bir göle çeviren, Türk Gölü'ne çeviren Barbaros'un denizlere hakim olan cihana hakim olur. Bakın ya bunlar muhteşem insanlar. Bir doktrin, bir strateji böyle belirlenir. Bu kadar mı kısa? Denizlere hakim olan cihana hakim olur. Geliyorsunuz ondan sonra işte bugün dünyanın jandarması, dünyanın hegemonu, dünyanın her neyse işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu deniz hakimiyet teorisini belirleyen Alfred Mahan dediğimiz ünlü teorisyen ve bir askerdir aynı zamanda. Bakın ne o deniliyor? Deniz hakimiyeti dünya hakimiyetinin anahtarıdır.
Barbaros'un söylediğini keşke biz anlasaydık ama gitmiş Amerikalı anlamış ve almış ve bunu Amerikan Kongresi'nde kabul ettirip 100 yılı aşkın bir süredir de neredeyse dünyaya hükmediyor. Yine Walter Raleigh ve Amiral Nimitz. Amiral Nimitz de işte Raleigh'in sözünü alıyor. Denizlere hükmeden dünya ticaretine hükmeder. Dünya ticaretine hükmeden dünyanın güzelliklerine hükmeder. Dünyanın güzelliklerine hükmeden de efendim denizlere hükmeder. Şimdi gelin günümüze, böyle olmuyor mu? Kimler denizlere hükmediyorsa deniz ticaretine de efendime söyleyeyim dünyanın güzelliklerine de hatta bizim kapımızın önündeki işte az önce Doğu Akdeniz olarak arz ettim. Bizim kapımızın önündeki güzelliklere bile göz koyacak hale gelebiliyor. Şimdi dolayısıyla günlük hayattan da baktığımız zaman hakikaten öyle değil mi efendim? Bakın bugün iğneden ipliğe çok özür diliyorum. İç çamaşırımızdan dış giysimize, spor ayakkabımıza. Bugün çocuklarımızın giydiği spor ayakkabılarına bak. Bunlar hepsi kargo gemileriyle geliyor bir yerlerde. Buğday. Bakın biz bile aldık. Savaşan iki tane ülkeden. Yani ekmek yaptığımız buğday dahil iğneden ipliğe kelimesini laf olsun diye seçmedim. Hakikaten bütün bu ihtiyaçların biraz sonra detaylarına geleceğim. Hepsi denizlerden sağlanıyor. Ve dünyadaki bölgesel ve hegemon hakimiyet değişiklikleri hep deniz savaşları sonundadır. Preveze ile biz Akdeniz'i bir Türk gölü haline çevirdiğimizde daha sonraki denizlerdeki mağlubiyetlerimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü hazırlamıştır. Evet, biz hep sonuçları konuşuruz. Sebepleri genelde konuşmayı sevmeyiz. Osmanlı'nın yıkılışının asıl sebeplerinden ve en önemlisi denizlerdeki yetki alanlarını, denizlerdeki hakimiyet alanlarını kaybetmemizdir. Ondan sonra karada sıkışıp sıkışıp kaldık. Ve yine işte Tuşima Deniz Savaşı var. İşte bu savaşta ilk defa Asyalı bir ırk, yani Japonlar bir beyaz ırkın yenilebileceğini göstermiştir. Gibi yine ülkelerin yaşadığı büyük devrim ve değişimdir. Yani bugün Japonya kapalı bir şogunlukken 1853-54'te bir tane Commodore Perry ve dört tane gemisiyle gidip Japonya'nın kaderini değiştirmiştir. Ve ondan sonra 1800'lerden sonra işte 1945'lere geldiğimizde ve en son Hiroşima ve Nagasaki'ye kadar Japonya'nın durumu ve bugünkü durumunu düşünün. Yine Rusya'nın Karadeniz'de etkinlik gösterememesi ve aç kalması sonucunda yaşanan Ekim Devrimi. Sömürgecilik. Hani bunlar hepsi Çin'in İngiltere tarafından ilhak edilmesi. Bakın nereden nereye? Bütün bunlar hep denizcilik, deniz savaşları ve deniz aktivasyonlarıyla olmuştur. Karada sadece olduğunuz yerde durursunuz. İşte atlarla oraya kadar gidersiniz, buraya kadar gidersiniz, sonra toplarsınız, geri dönersiniz. Dolayısıyla denizcilik aynı zamanda bir vizyondur. Uzak görüdür. Öngörü değil, uzak görüdür. Bugün 192 Birleşmiş Milletler üyesinin, 192 Birleşmiş Milletler üyesinin 150'si denize kıyısı olan ülkelerden oluşmakta ve dünya ticaretinin neredeyse %99'u 4.000 liman arasında gidip gelen 60 binden fazla gemiyle gerçekleştirilmektedir. Bakın rakamları
Tekrar arz edeyim isterseniz. 192 Birleşmiş Milletler üyesi milletin, ulusun. 150'si denize kıyısı olan ülkelerden oluşmakta. Ve dünya ticaretinin neredeyse %99'u 4.000 liman arasında gidip gelen 60 binden fazla gemiyle gerçekleştirilmektedir. Bu arada az önceki konuyla ilgili 1859 yılında yani donanmaların gemi sayılarını da arz ettim. Dolayısıyla biz böyle rakamlardan, böyle bir ticari hareketlilikten, böyle bir siyasi hareketlilikten, böyle bir toplumsal hareketlilikten bahsediyoruz. Pardon, biraz fazla gittim. Evet. Bakın toplam tonaj 2 milyar 166 milyon 510 milyar deadweight ton. Bu da 300 gross ton ve üzeri gemilerle taşınan. 2023 yılındaki gelinen nokta budur. Şimdi bu dünyadaki kısa örneklerden sonra bir de ülkemiz ticareti açısından olaylara bakalım isterseniz. Bakın bugün 361,700 efendim bunlar 2022 ve 2023 rakamlarıdır. Ben de yayınlanan işte TÜİK'ten Deniz Ticaret Odası'nın istatistiklerinden aldım. Yani açık kaynaklardan ve sağlam kaynaklardan aldım. Yani gazetelerden filan toplamadım bunları. 2022-2023 yıllarını içeriyor genel olarak bu rakamlar. 361.771 milyar dolarlık dış ticaretimizin ihracattaki en yüksek oranı olan %56,0'lık kısmı ki bu değer 143 milyar dolardan fazla. İthalattaki 195 milyar dolardan fazlaki %53,9'luk kısım yine deniz yoluyla sağlanmakta. İhracat ve ithalat taşımalarının yine ithalatın %92'si, ithalatımızın %92'si, ihracatımızın %78,8'i deniz yoluyla yapılmaktadır. Bakın gene rakamlar konuşuyor. Gene devletin ilgili ya da sektörün ilgili rakamları bunlar. Yani siz ithalat yapıyorsunuz, dünyada ticaret yapamazsanız tabii varlığınızı ne kadar sürdürebilirsiniz ayrı konu. Her ne yapıyorsak da biz işte bu 361,771 milyar dolarlık dış ticaretin bakın %92'si ithalatın %92'si ve ihracatın da yaklaşık %80'i deniz yoluyla yapılıyor. Yine ihracatımızın %78,8'i az önce söylediğim gibi. Burada tamamen örnek olsun diye ticaretten sonra diğer bir kısma geçmek istiyorum. Su ürünlerinin dünya üzerindeki üretim ve tüketimi. Jeopolitik ve jeostratejik olarak ve işte Doğu Akdeniz ilgi alanıyla örnekler vererek o kısmı konuştuk. Dünya ticareti ve bizim dış ticaretimiz açısından özellikle konuştuk. Şimdi neden Türk'ün büyük ülkesi olması sorusuna su ürünleri ve ithalatı ve ihracatı olarak bakın 2021 yılı TÜİK verileri.
İhracatta 238,732 ton ve değeri bu 12 milyar 405 milyon 903.730 lira. İthalatta bu miktar 104.708 ton. Değer bazında 1 milyar 962 milyon 837 bin 828 lira. Yani ha, bu rakamları ben böyle bağıra bağıra söylüyorum ama sadece Türkiye açısından söylüyorum. Önemsiz değil. Ama dünyanın da maalesef çok gerisinde. Yıllar hasarı olarak evet 2015'li yıllardan itibaren artmış etmiş filan ama ve yine çok düşündürücü. Diyor ki bizim 2019-2023 kalkınma planında aldım bunu. Balık ve diğer su ürünleri sahip olduğu protein, enerji, vitamin ve mineraller gibi besin öğeleri ve sindirilebilirlik bakımından pek çok üstün özelliklere sahip önemli bir hayvansal gıdadır. Evet. Her yaş grubundan insanın üstün özelliklere sahip bu gıdayı tüketmesi gerekmektedir. Bu devletimizin 2019-2005 yıllık evet 2024 kalkınma planında, orta vadeli kalkınma planında var. Fakat dünyadaki balık tüketimi 1961 yılında kişi başına 9 kilo iken 2019 yılında bu miktar dünyada 20,5 kilograma ulaşıyor. 2019 yılında kişi başı su ürünleri tüketiminin %75'i balıklardan, %12'si yumuşakçalardan, %13'ü de kabuklu deniz ürünlerinden karşılanıyor. Çok güzel. Düşük gelirli gıda açığı bulunan ülkelerde 2019'da kişi başına balık tüketimi 5,4 kilogram geri kalmış ülkelerde. Orta gelirli ülkelerde 15,2 kilogram. Efendim, yüksek gelirli ülkelerde 26,5 kilogram su ürünü tüketimi başta balık olmak üzere. Ha, bu da size yani bu örnekleri de vermemde ki sebep şu. Bakın düşük gelir seviyesi düşük ülkelerde 5,4 kilogram insanlar balık tüketebilirken ki onların da hepsini tüketemediğini düşünün. Bugün yüksek refah seviyesindeki ülkelerde 26,5 kilograma ulaşmış. Ne kadar? Ülkemize gelirsek 2019 yılında 6,3 kilogram, 2020 yılında 6,8 kilogram, 2021 yılında ise 6,6 kilogram. Üç tarafı denizlerle çevrili, 8.333 kilometre kıyısı var ve Türk halkı neredeyse istatistiklere göre ve yine bunlar hepsi dediğim gibi ben gazetelerden falan ya da oradan buradan toplamış değilim. Hepsi resmi kaynaklardan topladığım bilgilerdir. 6,6 kilogram. Neredeyse 5,4 en geri kalmış ülkelerde ve bizde de 6,6 kilogram. Dolayısıyla öyle nesiller mi yetiştireceğiz, böyle nesiller mi yetiştireceğiz derken aslında balık yiyen nesiller yetiştirseydik keşke daha iyi olacakmış. Şöyle ki bakın, yani önemini arz edeyim. 2019 yılında tüketime konu olan 157 milyon ton su ürünün %72'si Asya kıtasında tüketiliyor. Su ürünleri tüketiminde ilk sırada Çin, Endonezya, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya geliyor.
Dünya geneline bakıldığında 2019 yılında hayvansal protein ihtiyacının %17'sinin balıktan karşılandığı ve bu rakamın tüketilen tüm proteinlerin %7'sine denk geldiği. 26,5 kilo en gelişmiş ülke tüketilmesine rağmen bakın bunun sadece %17'si balıktan. Dolayısıyla bunu da niye arz etmeye çalışıyorum? Kırmızı etten yani arz talep meselelerini konuştuğumuzda kırmızı etten veya ne bileyim diğer beyaz etten ne kadar faydalı ve ne kadar kaliteli bir ürün olduğunun göstermek için arz talep dengesinde dünyanın en çok talep ettiği ki bir kıtanın %72'si su ürünleriyle beslenmiş. Yine diğer bir alan deniz turizmi. Ha, deniz turizmi yine hepimizin bildiği gibi işte iç sularda gezi, spor, eğlence amaçlı çeşitli amaçlarıyla yapılan turizm amaçlı faaliyetler. Faaliyetler ama yine böyle ben bunu çok vaktimiz geçiyor herhalde. Levent Başkanım var mı vaktim yoksa hızlandırayım mı biraz? Efendim gayet güzel gidiyor, dinliyoruz memnuniyetle. Tamam. Buyurun. Tamam. Hani vaktimiz varsa yok kısıtlıysa ona göre şey yapayım. Hayır efendim, var gayet iyi Dolayısıyla gidiyor. Çok teşekkür ederim. diğer bir alan deniz turizmi. Deniz turizmiyle ekonomisini ayakta tutan ülkeler var. Yine geliyorum. 8.333 kilometre, üç tarafı denizlerle çevrili ve Allah'a şükür olabildiğince geniş alanlara sahip ülkemizin yansı görüyorsunuz. Hangi sırada olduğunu. Ki şöyle arz edeyim, bu rakamlar da 2022 yılına ait çünkü en son rakamları almaya çalışıyorum. 2022 ve 2023 ve 2024 özellikle bu yıl ne yaşadığımızı gerek basından gerek medyadan gerek eşten dost fırsatını bulan her eşimiz, dostumuz, kardeşimiz, yurttaşımız deniz turizmi için Yunanistan'a gitti. Yani bunlar sadece hem başında dediğim aslında işte bütün anlattıklarım biziz. Yani bunlar sadece sayısal rakamlar olarak şey kalmasın aklımızda lütfen. Bizim şöyle yine bu 2023 rakamıdır. Deniz turizminde kullandığımız ticari yat 2475 adet, günübirlik gezi teknesi 2807 adet, dalgalı 2 adet, yüzer aracı 38 adet, dalış turizmi merkezi 270 adet, su üstü aktiviteleri merkezi de 697 adet. Diğer bir kısım ve her zaman olduğu gibi bence asker olsun, sivil olsun, hangi alan olursa olsun asli unsur, esas unsur, insan. Merak ettim dedim ki bizim denizcilik eğitimi veren okullarımızda bu nüfusa göre, bu coğrafik duruma göre eğitim alan, eğitim gören gençlerimiz nerelerdeler, ne yapıyorlar, kaç kişiler bunlar? Şunu bir antiparantez, herhangi bir demagojik duruma sebebiyet vermemek üzere askeri denizcilik kısmına hiç girmedim. Malumunuz gazetelerde bu yıl kaç tane subay, kaç tane az subay mezun olduğu, ne olup ne bittiği yazdığı için bizim programımızın da herhangi bir şekilde spekülatif bir şeye düşmemesi için
askeri denizcilik ile ilgili sayılara izle vermeyeceğim. Zaten basında var. Dolayısıyla da şunu söyleyebilirim. Tabii ki Türk Deniz Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri yeteri kadar deniz gücünü donanmayı idame ettirecek yeteri kadar personeli Deniz Harp Okulu'nda ve Deniz Harp Subay Okulu'nda ve ilgili diğer eğitim merkezlerinde yetiştirmektedir. Bunun dışındaki bizim denizcileşme yolunda, denizcilik yolunda dünyada bayrağımızı gösteren kaptanlarımız, işte ikinci kaptanlarımız, çarkçıbaşılarımız, bütün denizcilerimiz, denizcilik lisesi, meslek yüksek okulu ve fakülte olarak 15 bin kişi. 85 milyon nüfus var. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Tabii buna şunu yanlış anlaşılmasın. Çok önemli. Bunlar akademik faaliyetler ve resmi faaliyetler. Bunun dışında Levent Başkan gibi yüzlerce gönüllü insanımız bugün denizcilik sektörüne işte küçücük çocuklardan, ilkokullardan, ortaokullardan şahsi gayretleriyle çok önemli katkılar yapıyorlar. Benim verdiğim devletin resmi kurumları 15 bin kişi. Ve fakülte alanında özellikle bugün ülkemizde burada bir not olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ve Piri Reis Üniversitesi sivil ticaret bahriyemizin gençlerini, kaptanlarını, süvarilerini yetiştirmekte, başçarkçılarını yetiştirmekte. Onunla beraber 12 tane üniversitede çocuklarımız yönetici, üst seviyede yöneticiler olmak üzere. Ancak dediğim gibi bizim gibi bir deniz ülkesinde yaşayan 85 milyon insan içerisinde bu 15 bin kişi çok yeterli değil. Zaten bu da bunun dışında artık konumuzun sonuna doğru yavaş yavaş gelirken şunu da ifade etmek lazım. Bakın ta çok temel anlamda tabii bu nitelikli şu anda benim karşımda olan nitelikli grubun efendim söyleyeyim müstesna grubun seviyesinin çok altında temel bilgiler bunlar. Buradaki amacımı da tekrar söyledim. Okuyabilen, ulaşabilen herkes ulaştığında mutlaka bir şeyler anlasın diye yoksa belli seviyenin üstünde insanlara bir şeyler anlatmak derdinde olmadım hiçbir zaman. Onun için oradan aldık yaşamın başlangıcından efendime söyleyeyim siyasi ve askeri konjonktürden, milli güç unsurlarından neden nasıl olmalı tarihten işte eğitimden örnekler verdik, turizmden örnekler verdik, deniz ticaret filomuzdan örnekler verdik, dış ticaretimizden örnekler verdik, donanmamızdan nispeten kısa örnekler verdik ve en sonuna doğru diyoruz ki artık Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan coğrafi konumu nedeniyle bakınız Cebeli Tarık Boğazı, Atlas Okyanusu, Süveyş Kanalı ile Arap Yarımadası ve Hint Okyanusu'nda Türk Boğazları'nın Karadeniz-Akdeniz bağlantılarıyla haritada da gördüğümüz gibi ta Avrasya'ya uzak doğuya uzanan bir ulaşım ağının odak noktasında. Bu odak noktasında oluş hem çok büyük bir avantaj aklını kullanmak için aynı zamanda çok büyük bir dezavantaj. Bütün dünyanın gözü burada. Çünkü dünya burada. Dolayısıyla ayrıca jeostratejik ve jeopolitik konum dışında ulaşım yollarının
kesiştiği bütün noktalar neredeyse burada. Birkaç yer hariç. Dünyadaki ulaşım noktalarının kesiştiği çok önemli noktalar bizim bulunduğumuz bölge. Dolayısıyla da bu kaçınılmaz yer, yani aslında kaçınılmaz yer değil, çok önemli yer. Bizim de kaçınılmaz bir kaderimiz. Bir kader yanlış oldu. Gerçi gene kadere de bağlamak da istemiyorum her şeyi de. Ama en nihayetinde şuraya geliyorum. Bütün bu iktisadi, siyasi, güvenlik parametreleri göz önüne alındığında, bakın okuyoruz. İktisadi, siyasi, güvenlik parametreleri göz önüne alındığında Türkiye'nin denizcileşmesi, yine bu mavi vatanın isim babası Cem Gürdeniz'in bir ifadesidir. Hakikaten öyledir. Biz burada keyfi bir şeyden bahsetmiyoruz. Türkiye'nin denizcileşmesi bir tercih değil, artık bir zorunluluktur. Eğer var olduktan sonra da medeni bir ülke olarak yaşamak istiyorsanız, gelişmek, gerçekten dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız, denizcileşmekten başka bir çaremiz yok. Bana çok eski tarihler hariç, çok eski tarihler hariç son yüzyıllarda, yani hatta 10-11'den sonra, özellikle 14-15. yüzyıllardan sonra denizcileşmeyip dünyaya hakim olmuş bir tek ülke gösteremezsiniz. Denizcileşmeyip dünya nimetlerinden faydalanmamış hiçbir tek ülke gösteremezsiniz. Prestijli, müreffeh bir devlet ve dünya üzerinde söz sahibi olmak isteyen bir devletseniz mutlaka denizcileşeceksiniz. Bu da sadece ve sadece deniz kuvvetiyle, yani askeri güçle değil, saydığım bütün milli güç unsurlarının son derece koordineli ve bütün denizcilik kültürlerinin son gelişmiş şekliyle kullanılabilir. Bakın bizim balıkçılarımız dolaştı. Öyle ülkeler var ki ta okyanus geçip balıkçılık yapıyor. Yani ben dediğim gibi bu konular çok uzun ve çok zevkli konular, ama bir de tabii insanların da bir sabrı var. Yani sadece bir balıkçılık deyip geçmeyin. Bizim balıkçılarımız işte Karadeniz'de Romanya oluyor, oradan Rusyalar bilmem ne. Birçok ülkenin balıkçıları bugün okyanus ötesi ülkelerde, okyanuslarda balıkçılık yapıyor. İşte o yüzden Asya %72'sini tüketiyor balığın. Onun için gerçekten Cem Emre'nin de ifade ettiği gibi denizcileşmek artık bir tercih, efendim seçenek falan filan değil, bir zorunluluk. Burada bu kısımda naçizane bir tavsiyem olacak efendim bütün katılımcılara. Eğer isterlerse bundan 2 yıl bir hafta önce, yani 12 Eylül 2022 yılında yine bu platformda, o zaman ilgili bakanlığın hazırladığı bir stratejik plan vardı. Uzak ülkeler stratejisi. Bu son cümlede gördüğünüz uzak ülkeler stratejisi benim bir ifadem değil. Bu devletin stratejisinin ismidir. Uzak ülkeler stratejisi. Dolayısıyla biz yine o zaman bu platformda bunu çalışıp o zaman katılımcılarımıza arz etmiştik. Bu stratejinin inşallah dedik hayırlısı olur, İnşallah uygulanabilir. Ama bu stratejinin uygulanması için nasıl bir donanmaya, nasıl bir deniz gücüne, nasıl bir stratejiye, asıl uygulama stratejisine ihtiyaç olduğunu da bu programda beraber konuşmuştuk. Dolayısıyla benim tavsiyem, sanıyorum şu anda YouTube'da yine bizim platformun, Boğaziçi platformunun kayıtlarında dönüyordur. Bugün konuştuğumuz konu ile
Bu konuyu beraber tekrar bir yan yana getirirseniz, o zaman asıl ne söylediğimin çok daha anlamını bulacağınızı tahmin ediyorum. Çünkü bu programı biz 2 yıl önce yaptıktan sonra özellikle asker kaynaklı bazı büyüklerimiz affedersiniz dudak bile bükmüşlerdi. Ama gelin ki 2 yıllık bir zamanda gördük. Bugün Kızıldeniz'de, Aden Körfezi'nde Kızıldeniz'in bir tarafında Usilen Sudanlı, Aden Körfezi'nde El-Kaide, Amerikan ve İngiliz donanmalarına Amerika ve İngilizlerin ticaret yollarını kapamak için faaliyet gösteriyorlar ve bugün hepiniz duyuyorsunuz şeylerden. İngiliz ve Amerikan donanmasının önemli bir kesimi Kızıldeniz'de, Aden Körfezi'nde ve o sularda dolaşıyor. Evet, siz stratejiyi böyle çok güzel yazabilirsiniz ama bunun o zaman demiştik ki işte programda biz arzu edenleriz diyebilir. Şöyle şöyle güçlü bir donanmayla bu program desteklenmeli. Hadi oradan falan diyenler olmuştur. Çünkü gemi gezdirmeyi affedersiniz köpek gezdirmeye benzeten insanlar da oluyor. O kadar kolay değil. Dolayısıyla çok uzatmayın. Bu bir tavsiyedir. Arzu eden sayın katılımcılar, bugünkü programla bu programı arka arkaya izleme fırsatı izlerlerse daha somut, daha geniş bir vizyonla karşı karşıya olacaklardır. Efendim ben kapatmadan önce yine Alfred Maha'nın bir sözünü hatırlatarak izninizle ayrılacağım. Bir ülke coğrafi sınırları ne kadar deniz gücü avantajı için olursa olsun devleti oluşturan bireyler denizci bir karaktere sahip değillerse ya da deniz bireylerin ilgisini çekmiyorsa coğrafyanın hiçbir önemi yoktur. Kıymetli vakitlerinizi ayırıp beni dinlemeye geldiğiniz için hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Anlatırken, ifade ederken ya da yansılarda hatalar olmuşsa lütfen kusura bakmayın. Hepiniz beni dinlediğiniz için tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Efendim biz size çok teşekkür ederiz. Gerçekten Türkiye'nin denizcileşmesi ile ilgili önemli ipuçları verdiniz. Hele son paragraftaki Alfred Mahan'ın bu sözü bizlerin ne kadar denizlerle ilgilenmemiz gerektiğini açık ve net şekilde ifade ediyor. Sunumunuz arasında bahsetmiş olduğunuz Boğaziçi platformunun faaliyetlerinden bir tanesi de birçoğunuzun bildiği gibi okullarımıza denizcilik kulüpleri kurdurmak. Ve bunda da başarılı olduğumuz okullar var. Amacımız denizi olmayan yerlerdeki okullara ulaşabilmek. Ve bu sene bizim kurdurmuş olduğumuz kulüplerden mezun olan bir öğrencimiz ilk ve tek tercih olarak Piri Reis Denizcilik Meslek Lisesi'ni yazdı ve kazandı. Böylece de bir öğrencimizin hayatına dokunabildiğimiz için de kendimizi mutlu sayıyoruz. Çok teşekkür ederim.